vapurunu Sinop Limanı'ndan kaçıran gemi komutanı Yahya Bey, tatif beklerken muharebeden kaçmaktan suçlu bulunmuş ve askerlikten ihraç edilmiştir. Sinop'taki tabyaların durumu hakkında Sinop Mahalli Meclisi'nce hazırlanan mazbata teferruatlı bilgi yer almıştır. Çatışmalarda 11 gemi imha olmuş, patrona Osman Paşa, Yarbay Ali Mahir Bey, Yüzbaşı Yalavalı Hasan Bey, Mülazim Halil Efendi'nin yanı sıra 125 er esir düşmüş, Rumlar ise bu sayıyı 220 olarak açıklamıştır. Prens Mençikov'un Çar 1. Nikola'ya yazdığı mektuptan anlaşıldığına göre bir zabit 300 nefer ölmüştür, 230 nefer yaralıdır denmiştir. New York Daily Tribune gazetesinden Karl Marx, Türkler hemen hiç işitilmemiş bir cesaretle dövüştüler, çarpışmalar boyunca tek gemi bile bayraklarını indirmedi demiştir. Baskından sonra Sinop Mahalli Meclisi toplanıp, dört maddelik mazbata düzenlemiş, Kasım'ın valisi 16 Haziran 1895 tarihi arzı ile İstanbul'a göndermiştir. Baskın sonrasında Osmanlı filosunda önemli kayıpları olmuş 2989 kişiden 24 Aralık 1853 tarihli belgeye göre 958 kişinin kurtulduğu, 2031 kişi şehit ve yaralı, Ruslara esir düşen 125 kişi, bazı askerlerin karaya çıkıp dağıldıkları ifade edilmiştir. Tüm kaynaklar toplandığında 2000'e yakın Levent'in şehit olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin durumu ise 2500 kadar evin bulunduğu, Türk mahallelerinde büyük darbeye maruz kaldığı, Rumların oturduğu mahallelerde ise zararın çok az olduğu belirtilenmiştir. Şehrin durumu hakkında Sinop Mahalli Meclisi bir mazbatada teferruatlı bilgi vermiş, Müslümanlardan 5 kişi şehit, Hristiyanlardan 16 kişi ölü, 7 mescit, 2 mektep, Müslümanlara ait 247 ev, 170 dükkanın yanmasına karşılık 50 Hristiyan dükkanı, 40-50 civarında ev, bir de kilise yanmıştır. Öylesine işi görülmedik bir dizi hataların sonucu idi ki tüm olay ancak ve ancak Batı diplomasisinin zararlı karışmalarıyla ya da İstanbul'daki Fransız ve İngiliz elçileri ile ilişkili bazı kişilerin Ruslarla fırsat ilişkisi kurmasıyla açıklanabilir. Ayrıca Osmanlı donanmasının Sinop Limanı'nı gözlemesini, korumasını ve limana getirmesini engelleyen Batı diplomasisinin ara buluculuğunun ürünüdür ifadesi yer verilmiştir. Emekli olsaydı ne anlardım diye kendime soru soruyorum. 2000'e yakın, hiçbir şey anlamasam bile kendi kendime onun cevabını veriyorum. 2000'e yakın Sinop Limanı'ndaki şehit sayısı hafızamda kalırdı diye düşünüyorum. Ve bu açıklamaların hepsi tamamen Sinop Valiliği'nin, şu anda ismini vereceğim, Sinop Deniz Felaketi 30 Kasım 1853 Doçent Doktor Besim Özcan Bey'in yazdığı kitaptan alınmıştır. Kitabın üstünde Türkiye Cumhuriyeti Sinop Valiliği Kültür Yayınları yazmaktadır. Şehit olan askerlerimizin devamındaki insanların anma gününde, işte o Fatih Beylerin, değerli gazeteci, bütün gazetecilerimiz, Sinop basını, medya mensupları tabii ki değerli. Fatih Bey'in o günkü yazısı çok çok değerli. Bunu bütün gazeteciler kabul ediyor. Hepimiz kabul ediyoruz. Abdullah Bey, toparlayalım da. Bitti. Bitti. Sabrınız için teşekkür ederim. Anma günü olarak kabullenmemiz lazım.
burada defalarca kez okuduğum Sinop Yerel Meclisi, Sinop Mahalli Meclisi her türlü sıkıntılı anlarda çalışmış, raporlarını yazmış ve padişahla ilişkiye girmiş. Bu meclisten de bugünün anma günü olarak kabullendirilmesi için önergeye destek vermesini istiyoruz. Sabırlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.